Tapki, baksana. Bugün evde her şeyin normalleştiğini gördüğüm için gerçekten çok mutluyum. Bir anla aranızdaki sorunları çözdüğünüzü görmek bu mutluluğumu iki katına çıkardı Tapki. Vay canına. Ama ben biliyorum. Sen Bihan'ı istediğin kadar affet. Ben onun sana ne denli büyük bir oyun oynadığını asla unutmayacağım Tapki, asla. Bunu duymanın zor olduğunu biliyorum ama bu gerçek. Babam bana hep ne derdi biliyor musun? Hayat sana bir fırsat verdiği zaman onu sakın suistimal etme. Seni kandıran insana da asla ikinci bir şans verme. Umarım söylemek istediklerimi anlıyorsundur. Neyse, sen zeki bir insansın. Zeki insanlara da bir işaret bile yeter. Öyle değil mi? Kendine iyi bak. Yılanı gördün değil mi? Sen onun söylediklerine sakın kulak asma. Tapki bak, eğer Bihan'ın yaptığı iyilikleri düşünürsen, o zaman yaptığı bütün kötülükler aklından çıkar. Bu yüzden Tapki, lütfen Bihan'a bakarken kendi gözünden bak. Başkasının gözünden bakma, anladın mı? Tapki, ayrıca biliyor musun, benim babamın da bir sözü vardı. Eğer sana sıkıntı üstüne sıkıntı veren birisi varsa onu anlamaya çalışma. Bunun yerine ona sağlam bir tokat indir. İndir ki dersini alsın. Anladın mı? Bu şada öyle bir yılan ki Bihan ve Tapki'nin arasına girmek için mutlaka bir şeyler yapacak. Benim de mutlaka bir şey yapmam lazım. Çutki, bu şadayı ne yapacağız? Şimdi bir de hamile kaldı. Ben senin söylediklerinden cevabımı buldum Batki. Ne cevabı? Şada hamile. İşte bu. Biz de bu durumdan faydalanacağız. Bu hali yüzünden şada zora girecek. Biz değil. Ama o nasıl olacak? Sen sadece izle ve gör Batki. Siyaram, siyaram, ceceram. Yenge, ne yapıyorsunuz? Beni neden buraya getirdiniz? Sakin ol, sakin ol, söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Siz üçünüz ne yapıyorsunuz orada? Görmüyor musunuz? Babanıza önemli bir dua okuyorum. Gidin biz hadi. Biz de şadayı bu yüzden buraya getirdik. Ne diyeyim? Şada hamile. Bu yüzden senin ona bir sürü dini film izletmen gerek, öyle değil mi? Ama şu anda izletemezsin. En azından güzel işler yapmasına izin ver. Şimdi sıradaki bölümü bana sorarsanız amcama şada okusun. Öyle değil mi Şada? Evet, hem bu bahaneyle bebek de kitabı duymuş olur. Hem de Şada'nın karnındayken, değil mi babaanne? Şada, ne duruyorsun? Hadi yürü. Çabuk git amcama babaannemin kitabından güzel bir bölüm oku. Ne diyorsunuz siz? Ben hayatımda bugüne kadar hiç... Neydi kitabın adı? Neyse işte, evet. Ben bugüne kadar bu kitabı hiç okumadım. Şimdi nasıl okuyayım? Hadi ama Şada, ne var bunda? Daha önce hiç okumadıysan şimdi oku. Yenge, ama beni bir dinle. Bu... Batki ile Çutki çok doğru söylüyorlar. Eğer sen hayırlı işler yaparsan bundan bebek de istifade eder. Haksız mıyım Balu, sence de öyle değil mi? Amcam da evet dedi. Hadi Şada kızım, biraz da sen oku, buraya gel. Gel babaanne. O sırada sen de odana gidip istirahat et. Peki, tamam. Hey Şada, sen ne duruyorsun? Hadi otur, okumaya başla. Barani na jai manohar jori, sobha bahut thori mati mori. Baba, ben bir dakikaya geliyorum. Hey Şada, nereye gidiyorsun ha? Bu kitabı okumayı yarım bırakmak hiç doğru değil. Ayrıca artık buna alışman gerek. Bundan sonra amcama her gün bu kitaptan 3 bölüm okuyacaksın, tamam mı Şada? Ne dikiliyorsun şimdi? Hadi otursana. Amcam seni bekliyor.